Artikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar ve tabii ki de TET tayfa nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım keyifler yerindedir, her şey güzel geçiyordur. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle iki bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler de var aslında. İki bilinmeyenli eşitsizliklerin çözümünden de bahsedeceğiz. Dolayısıyla dolu dolu güzel bir ders olacağını düşünüyorum ve hiç vakit kaybetmeden kalemi elime alıyorum. Sen de hazırsın değil mi? Her zaman olduğu gibi hazırsın. Dolayısıyla başlıyoruz. Hadi gel önce bir tanımından bahsedelim. Yani nedir hocam ne anlatacağım bize bir tanımla bakalım diyenlere tanımlayalım. Ee, A ve B sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B'ye eşittir C şeklindeki denklemlere biz ne diyoruz? Birinci derece iki, iki bilim yani denklemler diyoruz. Nereden anlıyorsun hocam bu birinci dereceyi? Şuradan X'in Y'nin tepesinde hiçbir şey yok üst yok yani. Eğer o üstler x kare y kare gibi olsaydı ikinci derece diyecektim. E, i̇ki bilinmeyeni nereden anlıyoruz? E burada işte x'i bulacağız y'yi bulacağız. Yani mevzu artık çirkinleşti. Artık işler karışıyor çirkinleşiyor gittikçe. Dolayısıyla bir bilinmeyen yetmemiş. Matematik camcılar al sana iki bilinmeyen demişler yapıştırmışlar. Daha da zorlaştırmışlar. Yani baktılar bir bilinmeyen çözülüyor. Biz bunlara iki bilinmeyen soralım demişler. Dolayısıyla böyle bir konu peydah olmuş. Hadi soru çözelim. Şimdi bakın soruları nasıl çözeceğiz? İki bilinmeyenlerin birinci yöntemi şudur: yok etme metodu. Neyi yok edeceğiz? Yani pıt deyip yok mediz, hayır. Tekniğimiz var. Nedir tekniğimiz? Şimdi taraf tarafa toplama dediğimiz bir olay var. Onu yapacağız. Ama taraf tarafa toplarken de bir arkadaşın yok olmasını istiyoruz. Hangi arkadaş onlar? Şimdi X var, Y var. İkisinden biri gidecek. Kim gitsin acaba? Dolayısıyla onu önce bir karar vereceksin. Şöyle bir denkleme bakıyorsunuz. Eğer biri negatif, biri pozitif olan arkadaşları görüyorsanız, onların gitmesine oynayın. tamam mı? Yani bire üç bahis açıyorum. Şimdi e, peki nasıl oynayacağız hocam? Şöyle oynayacaksın. E, mesela burada artı 2y varsa ben burada da eksi 2y olmasını isterim. Neden? E Birbirlerini toplanınca yok etsinler. Yani eksi 5 ile artı 5'in birbirini yok etmesi gibi. Ne bileyim e, artı 3 eksi 3 gibi vesaire işte onun gibi düşüneceksin. E nasıl yapacağız bu işi? Yani bunların katsayılarını nasıl denkleştireceğiz? çok basit. Bu e, eşitsizliğin yani o birinci sıradaki denk eşitsizlik nereden çıktı ya? Birinci sıradaki denklemin hepsini komple çarpacağız. Neyle? Alttakine benzesin diye iki ile çarpacağım. Bak şimdi denklemi aynen yazıyorum ama herkesi 2 ile çarpıyorum. Dolayısıyla şöyle okumu çıkarttım. 4x 2 iki kere 2'den 4x eksi 2y eşittir. Eksi 4 ile 2 çarparsam eksi 8. Diğer denklemi ne yapacağız? Diğer denkleme hiç ellemiyorsun. Kurcalama çünkü biliyorsun çok kurcalarsan bozarsın. O yüzden onu aynen bırakalım. Neden şimdi bunu yaptık? Şöyle ki taraf tarafa toplayacağız. Taraf tarafa toplama nedir hocam? Eşitliğin şu eşitlik sınırının solundakileri kendi içinde yani o x'ler y'ler kendi içinde toparlanacaklar. Sağındakiler de yani o sayılar da kendi içinde toparlanacaklar. Toparlanın evladım. Çat çat. Eksi 2'ye artı 2'ye birbirlerini yiyip bitirdiler. Ve bana kaldı 4x şuradan da bir tane x etti 5x. Bu 5x de eksi 8 ile eksi 2'nin toplamına eşitmiş. Bunların ikisi de düşman. Düşman 8 kişi düşman 2 kişi derken 10 tane düşman etti mi? Etti. Bitti. 5x eşitti. O eksi 10 bulduysam ben her iki tarafı 5'e bölerim. 5'ler uçar ve x eşittir. Eksi 10 bölü 5'ten yani 2'yi buldum cepte. Bitmedi yalnız. Çözüm kümesi dediğimiz için X'i yerine koyup Y'yi de bulacağız. Herhangi bir kolayına gelen denklemi seçebilirsin. ikisinden birini yani. Hangisini istiyorsan. Ben alttaki kolay gibi geldi. Çünkü X yalnız ya. Onu alıyorum. Dolayısıyla şuraya yazıyorum onu. X artı 2 eşittir eksi 2 üstüne oynayacağım. Niye? X'i biliyorum ben artık. Ne biliyorum? Eksi 2. Dolayısıyla X yerine eksi 2 iki yazıyorum. 2'ye eşittir eksi 2 denklemini çözüttürüyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Bu eksi 2'yi diğer tarafa zıplatıyoruz. Nasıl zıplatıyoruz? Artı geçiyor tabii ki de o oraya. Dolayısıyla 2y eşittir 0 oluyor. y de buradan 0 kalıyor. Mevzu bu kadar. İstersen diğerinde de kontrolümüzü yapalım. Bak şimdi 2x birinci denkleme bak. Ee, 2x 2 çarpı eksi 2'den burası eksi 4 değil mi? Evet eksi 0 eşittir yine eksi 4. Geçmiş olsun. Mevzu bu kadar. Böylece ne buldum? X'i eksi 2 buldum. Y'yi de 0 buldum. Çaktım cevabı. Geçtim soruma. Şimdi bir başka soru çözelim biraz farklısından. Mesela 3 bölü x rasyonel çıkınca biraz kafalar bulanıyor sulanıyor. Bunun farkındayım dolayısıyla böyle bir soru çözelim istedim. Yine çözüm kümesi yine x y'yi bulacağız ama x'ler y'ler alta kaçmış. Alta <laughs> kaçınca ne yapacağız yukarı çık suyu basalım yukarı çıksınlar. Öyle bir dünya burada yok. Ne yapacağız? Yine aynı şeyi yapacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim. İki bilinmeyenli denklem çözerken %99 yok etme metodunu kullan. İkinci yöntemi de anlatacağım. Üçüncü yöntemi de anlatacağım ama o fasafiso bir yöntem. Onu söyleyeyim şimdiden. En çok birinci yöntemi kullanacaksın. Çok az da nadiren de olsa ikinci yöntemi kullanacaksın. Baştan anlaşalım bak. Sonra şey yapmayalım. Yani anlaşmazlık çıkmasın. Bunu da yok edeceğim. Nasıl yok edeceksin hocam? Hepsi pozitif, tamam hepsi pozitif olsun. Ama en azından katsayılarını eşitlersem birini eksiyle, alayını eksiyle çarparım, düzlerim orayı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bak alttaki, bak 3 bölü x var, altta da 1 bölü x var. Lan diyorum şu alttaki arkadaş keşke 3 bölü x olsaydı ama eksi 3 bölü x olsaydı. Ya çok basit değil mi onu eksi 3 yapmak? Şunu bir eksi 3 ile çarpı verelim. Değil mi? Hepsini ama. Ne olacak? Eksi 3 bölü x olacak. Ah oh, tam istediğim şey oldu. Eksi diğerlerini de bozuyoruz tabii şu an. Eksi 9 bölü y olacak. Olsun bozulsunlar. Benim derdim x'leri yok etmek şu an. Eksi 3 ile de 7'yi çarptım. Sağ tarafımda eksi 21 oldu. Üst taraftaki denkleme hiç ellemiyorum. Çünkü Melih Hoca demişti ki çok kurcalarsak bozarız. Dolayısıyla aynen yazdım. Şimdi taraf tarafa toplamamı yapabilirim. Kalemlerinizi 30 derece yatay tutuyorsunuz ve çat çut birbirlerini götürüyorlar. Gördüğün gibi x'leri yok ettim. Kalan sağlar bizimdi. Şimdi kimler kaldı bakalım. 4 bölü y Eksi 9 bölü y. Bunları direkt şöyle de yazabilirsin. İşlemini hani işlemini görmüyorsan şöyle yan yana yazabilirsin. Tamam mı? 9 bölü y edersin eşittir. Ee, sağ taraftakileri topladığımızda ikisi de düşman yine çıkmış bunların eksi 4 eksi 21 eksi 25 yapacaklar. Şu arkadaşlar birleştiğinde 4 eksi 9 gibi düşün. Paydaları zaten aynı ya. Ne çıkacak? Eksi 5 çıkacak. Eksi 5 bölü y eşittir eksi 25. Çok güzel, çok narin bir sadeleştirmemiz var. İki tarafı da eksi 5'e bölüyorum. Eksi 5 ne oluyor? 1 oluyor. Eksi 25 ne oluyor? Artı 5 oluyor. Bak dikkat tamam. Ardından ne çıktı? Bir yazalım mı? Şöyle 1 ee, ne çıktı deyince. 1 bölü y eşittir 5 çıktı tamam mı? Bunları bir içler dışlar patlatalım. Şu aslında 5 bölü 1 biliyorsun. İçler dışlarımda 5 y eşittir 1 çıkıyor. E bu 5'i de diğer tarafa bölme atarsam ne olacak? Y eşittir 1 bölü 5 olacak. Şimdi y'yi bulduk. Hadi gel x'i bulalım. Şimdi gel gündüzle gece olalım diye bir şarkı var biliyor musunuz? Gel gündüzle gece olalım, gel y'yi verip x'i bulalım diye onu düzeltelim o şarkıyı bundan sonra. Şimdi birinci denklemi mi seçeyim? Hmm, i̇kinciyi mi seçeyim? Şöyle bakayım. Sanki ikinci hepsi pozitif olduğu için ikinciyi seçtim. İkinci denklemi buraya yazıyorum. Şöyle 3 bölü y eşittir 7 ve y ye yerine 1 bölü 5 yazacağım yazalım hocam. 1 bölü x artı. Şimdi birinci aynen yaz ikinci ters çevir çarptan burası. Yani şuraya 1 bölü 5 yazınca ne olacak? Bunu ters çevirip çarpacaksın. Olacak sana 15. Dolayısıyla hemen o adımı hızlı geçtim. Eşittir 7. Salla bu 15'i diğer tarafa eksi geçsin. Dolayısıyla 1 bölü x eşittir 7 eksi 15'ten. Ne olur 7 eksi 15? Çabuk söyle çabuk çabuk çabuk. Eksi 8 olur. Çok güzel harikasın. Yine bir içler dışlar patlattığımızda eksi 8 x eşittir 1 olmaz mı? Her iki tarafı da ya da öyle yapmayayım. Şu eksi 8'i komple göndersem şuraya. Olmaz mı? Olur bence. Çok şık olur. x eşittir eksi 1 bölü 8'i bulduk. Çözüm kümesi tamamdır. Okey diyoruz ve geçiyoruz. İkinci yöntemimiz yerine koyma yöntemi. Şimdi dediğim gibi bunu çok sık kullanmayacaksın. Nadiren kullanacaksın. Ne gibi durumlarda? Şöyle. Şimdi bir tane denklemi sana tam verecek. O cepte dursun. Diğer denklemi verirken de böyle x eşittir ya da y eşittir gibi bir şey veriyorsa. Ya da senin keyfin o şekilde e, x'i yalnız bırakıp çözmek istiyorsa o da olur. Bir şekilde yani bu yerine koyma yöntemini sezmen lazım. Bakayım x'i bana vermiş. Laps diye x vermiş. O zaman diyorum ki lan bu birinci denklemi ben şuraya alayım. Alayım şuraya. X gördüğüm yere yazayım karşılığını vermiş bana. Yani iki bilinmeyenden aslında var ya amaç hep aynı. İki bilinmeyenden teke düşürmek. Neden? Biz tek bilinmeyende uzmanız. Profesörüz biz. Tek bilinmeyeni çatır çutur çözüyoruz. Dolayısıyla iki bilinmeyeni de hemen teke indirmeye çalışıyoruz. O yüzden onu yapacağım. 3 çarpı x yazmayacağım. Dur orada. 5 eksi 3 ye var. Hemen x'in eşitini yazıyorum. Diğeri cinsinden. Sonra denkleme devam ediyorum. Bak şu birinci denklemi yazmaktayım şu an. Aman dikkat. 2 y eşittir eksi 7. Bak şimdi ne oldu? Neredesin x? Hani hani konuşuyordun ikimiz birden olunca bulamazsın diyordun. Bak yerler. Adamı böyle yerler götürürler. Dolayısıyla x gitti y kaldı. Şöyle bir dağıtalım bu arkadaşları. 3 kere 5 15. 3 göre eksi 3'ten eksi 9 y eksi 2 y eşittir eksi 7. Şimdi bir toparlaşma işlemi eksi 9 eksi 2 y bunlar bir araya geldi mi ne olacak eksi 11 y olacak. sıfıt bunu karşıya at artı olsun çünkü negatifler tiksindiriyor bizi. Dolayısıyla eksi 11 artı 11 y olarak geçti mi buraya? Bir e, bombada buradan geliyor eksi y bu tarafa eksi 7 artı 7 diye geçecek 15'in yanına. 15 artı 7. Ben bu adımları uzun uzun yazıyorum ama sen hızlı hızlı geçebilirsin şimdi. Herkes de aynı şekilde öğrenmiyor. O yüzden hepsini yazıyorum. 15 ile 7'yi topla. Koç ne çıktı 15 ile 7'yi toplayınca? 22 çıktı. Eşittir 11'ye Allah'ım ne kadar güzel bir denklem. Otur ağla yani. Şu denklemi görünce duygulanıyorsun. Bakın bir yerden sonra gerçekten öyle olacak. Çünkü acayip acayip sayılar görmeye başlayacaksınız. Hele 11. sınıfta ve karmaşık sayılar falan gelecek. İyili miyili sayılar bulacaksınız. Yani köklüler zaten havalarda uçuşacak bilmem de böyle acayip acayip rasyoneller zaten dibine vuracaksınız. Böyle bir denklem görünce oturup ağlayasınız gelecek. Allah nasıl çıktı bu ya? Y buradan iki çıkıyor hocam diye böyle e, duygusal gözyaşları içinde bu cevabı vereceksiniz. Peki Y eşittir 2'yi bulduysam X'i çok kolay bulurum ya. Çek şu denklemi şuraya. X eşittir 5 eksi 3 çarpı 2. Y'yi bulduk. Yani burası 6. Yani 5 eksi 6'dan eksi 1 de bunu buluyoruz. Bir duygusal sonuç daha. X cuk diye çıktı. Laps diye bulduk. X'i eksi 1 bulduk. Y'yi 2 bulduk. Ve bunu çat çut geçtik. Şimdi geldik 3. yönteme. Grafik yöntemi. Matematiksel olarak acayip keyifli. Acayip böyle bir enteresan. Ulan ne alaka diyorsun böyle. Nasıl onların kesişimi çıkıyor falan. Ama kullanış olarak yani çok tavsiye etmiyorum. Yani grafik bir kere kullanış olarak çözebilmen için kareli kağıtta, cetvelle falan çok düzgün çizmen lazım. Tamam? Ama gösterelim. Belki hocanız sınavlarda sorabilir. Şimdi grafik yöntemi şudur gençler. İki bilinmeyen yani denklemleri nasıl çözeriz? Belki hocanız öyle yazılıda soracak. İşte iki denklem verecek. Grafik yöntemiyle çözünüz dedi mi şak diye kalırsın orada. Sen bunu böyle çözersin, çözersin de yedirmez yani, vermez puanı. Dolayısıyla grafik yöntemini öğrenelim. Ya da bazen ÖSYM amcalar da bu tarz dokunurlar mı buraya bilmiyorum ama... Ee, yani mesela çözümü aşağıda verilmiştir. Hangi adımda hata yapılmıştır tarzı sorular da gelebiliyor. Şimdi birinci derece. iki bilim yani denklemin çözüm kümesini oluşturan sıralı ikililer analitik düzlemde aslında bir doğru belirtirler. Denklemlerin belirttiği doğruların kesim noktası ya da noktaları bu denklemin çözüm kümesini oluşturur. Şimdi gençler burada aslında bir tane denklem var değil mi? Bu denklem analitik analitik düzlemde bir konuşabilirsem Melih Hocanız çok güzel anlatıyor. Analitik düzlemde bir doğru belirtir. Diğer arkadaş da bir doğru belirte. Şimdi iki doğru olunca bundan ne olacak? Kesişecekler. Ya yani paralellik vesaire de olur. O zaman çözüm kümesi çıkmaz tabii de. Kesişmiyorlarsa çözüm kümesi yok diyeceksin hatta. Ee, ama ben kesişeninden verdim sana. Ay yani alışsın. Tamam Bir daha gelirsin diye ben sana ilk başta bir hafif şeyden, hafif zorluktan verdim. Dolayısıyla bunları çizeceğiz birazdan ve kesişecek o kesiştiği noktanın koordinatları benim çözüm kümem olacak. Bak şimdi acayipliği beraber yaşayalım. Şimdi birincisi 3x eksi y eşittir 3 demiş. Bunu nasıl çözüyoruz? Önce hani grafiğe aktarma olayından bahsedelim. Sen bunu 8. sınıftan falan biliyorsun. Neydi? X'i kapat. Şurada X'i e, görme. Eksi y eşittir 3 ise bu denklemin y'sine çıkacak. Eksi 3. X'i ne çıkacak? Bu sefer de Y'yi kapat. Y'ye 0 verdin. Yani şurada mesela ne yaptık? X'e 0 verdik. Y'yi bulduk. Eksi 3'müş. Y eksenini kestiği nokta tamam mı? Ardından da Y'ye 0 verip X eksenini kestiği yeri bulacağım. Yani şurayı kapat. Burayı böyle görme. Karaladın. 3X eşittir 3 ya. Oradan da X eşittir 1 çıkacak. Bitti. Ben şimdi gideyim bir şunları bir temiz çizeyim. X1 Şurası biliyorsun x ekseni yatay eksen. Y ekseni dikey y ekseni. Dolayısıyla onu da çizdim. Burası bir diğeri de eksi 3. Eksi 1 eksi 2 eksi 3. Gördüğün gibi ben sana hazır kareli zemin hazırladım. Şimdi bunu bir çiziyorum. Yalnız çok dikkatli çizeceğim. Çok dikkatli çizemiyorum. Çok güzel. Niye denk gelmiyorsun çocuğum? Evet. Teknik hatalarla boğuşurken. Aha Aha nasıl çizdi o onu? Neyse ben şöyle elimle çizeyim ya. Benden daha düz çizen bir program çizgisi olabilir mi ya? Allah aşkına siz söyleyin ya. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim resmin 5'ti. Ne kadar düzgün çizdiğimin de farkındasınız değil mi? Evet <laughs> şu olmadı. Ee, buradan yine olmadı. Çizeceğim inşallah. Yani böyle 3'e 1'i tamam işte böyle gidiyor. Sen anladın tamam. Birazdan ben sana daha detayını göstereceğim. Şimdi e, ikinciye bakalım. Burada yine Y'yi kapattım. X'i ne buldum? 8 buldum. Zaten nap diye çıktı. Ardından da X'i kapattım. Y ne çıktı? 2Y 8 ise Y de 4'tür. Hemen gidiyorum bunu çiziyorum. Y 1, 2, 3, 4'müş. Aha da şurası 4. 8 de neresi? Taşıyor herhalde bu 8 biraz. Şunu bir çizelim silelim oradan. 3, 6, 7, 8 şurası tamam mı? Şimdi bunu çizeceğim. Yine çizmeyecek. Beni delirtecek şimdi bak bu. Bak şimdi bak 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 bak. Aynen. Niye o denk gelmiyor? Çok enteresan ya. Bakayım. Tabii ki de olmadın. Hops, silgi nerede? Gel, gel biz şöyle çizelim ya. Gel, 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 gel. gel. Heh. Tabii bunu normalde daha düzgün çizmek lazım da. Yani çizdik işte. Bu böyle tabii uzaya kadar gider. Bu devam etsin. Şimdi bunlar kesişti bir yerde fark ettin mi? Tam şu noktada kesiştiler. İşte o kesişim geçmiş olsun benim çözüm kümem. Bu e, noktanın x'i kaç? 2. Y'si kaç? 3. Bitmiştir. X, 2, Y, 3 buldum. Hadi gel bir kontrol edelim. Gel bakalım gerçekten öyle mi? Yerine koyup da yapabilirdim de hadi gel bunu şey yapalım. Yok etme metoduyla bir kanıtlayalım kendimize. Şunu 2 ile çarpalım. Birinci denklemi. Y'leri yok edeceğim. Ne yapar? 6x-2y eşittir 6 yaptı. x artı 2y eşittir 8 de o vermiş bana. Bunlar gitti. 7 tane x eşittir 14'ten. x'i 2 buldum. Gördün mü? Bak. X zaten çözüm kümesinden 2 söylemiştik. Ardından Y'ye bakalım. Şu yine ikinci denklemi alıyorum. 2 artı 2 Y eşittir 8. İkinci denklemde X yerine 2 yazdım. Gerisini aynen yaptım. 2'yi diğer tarafa at. 2'ye eşittir 6. Y eşittir 3 buldum. Ahan da zaten çizim kesişiminde o öyleydi. Mevzuyu anladın mı? Yani matematiksel olarak gerçekten muhteşem bir yöntem. Ama dediğim gibi kullanışlı mı? Değil. Soru çözümünde kullanabilir misin? Hayır. Yani böyle analitik düzlem sana hazır çizili verilmesi gerekiyor. Ama yine de nasıl olduğunu bir göstermek istedim. Bir tane örnek bunun için zaten kafidir. Yeter. Tamam. Böyle taklalar atmaya gerek yok bu soru için. Geçtim. Eşitsizlik çözümü. Şimdi eşitsizliği analitik düzlemde göstereceğiz. Nasıl e, tarıyoruz? Şimdi denklem olsa tamam çizelim gösteririm. Ama şu nokta kesişim az önceki gibi söyleriz. Ama bu sefer iki bilinmeyenli eşitsizliği nasıl çözeceğiz? Hadi gel yapalım. Aslında mevzu yine aynı. Ee, analitik düzlemde yine o benim meşhur çizimlerimi yapmayacağım. Şunu çizelim, şunu da çizelim. Bir tane analitik düzlem çizdim. Şimdi e, ne yapıyorum? X'i yok et, Y'yi bul. Burada arada eşitlik var gibi düşünün bakın. 3Y eşittir 12 ise Y eşittir 4 gibi düşünüyorum. Hemen gidiyorum. Y'nin 4 olduğu noktayı çiziyorum. Ardından sil 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 her şeyi siliyorsun tamam mı? Ne yapıyorsun? Bu sefer de y'ye 0 veriyorsun x'i buluyorsun. 2x 12 ise x de buradan ne gelecek? 6. x'i de gidiyorsun 6'yı işaretliyorsun. Ardından mevzu basit. Bu ikisini şöyle Kesiştiriyorum şöyle doğru mu çiziyorum yani bana bu denklem gibi olduğunu varsay. denklemin grafiği budur şimdi fakat diyor ki şu arkadaşlar diyor büyük eşit 12'den diyor şimdi eşitlik olduğu için birinci uyarım eşitlik olduğu için şu çizgi dümdüz çiziyorsunuz eşitlik şuradaki eşitlik işareti olmasaydı çizgi çizgi, çizgi çekecektim çünkü şu sınır dahil değil demekte de o. Şu an dahil demek tamam mı? Yani bu çizgi üstündeki tüm noktalar, şundaki noktalar artık hangisi ise onlar bu eşitsizliği sağlıyor demektir tamam mı? Şunları bir yok edelim. O zaman burası dahil. Peki başka nereler dahil? Bunların üstü dahil. Tamam mı? Bunların üstünde şöyle tarıyorsunuz. Sağ tarafı. Büyükse zaten sana nereyi taraman göster e gerektiği söylenir. Şöyle sağ tarafı. Küçük deseydi sol tarafını tarayacaktım. Bunu Kendine hemen bir nokta keşfederek ki özellikle ben hep sıfır sıfırı tavsiye ederim. E, deneyip görün. Mesela x'e sıfır y'ye sıfır verince bunları topladığımda sıfır olur değil mi? E sıfır büyük eşittir 12 oldu mu? Olmadı yanlış ki zaten ben orayı taramamıştım evet yani doğru yoldaymışsınız diye kendinizi de bu şekilde onaylayıp ispatlayabilirsiniz ve son sorumuza da geçittiririz böylece. Geldim şimdi bir tane daha e, eşitsizliğimiz var çözüm kümesini bulacağız analitik düzlemde. Yine ne yapıyorum bir analitik düzlem çiziyorum. Evet. Yine x'e 0 ver y'yi bul. Y zaten direkt 6 çıkıyor. Y'ye 0 ver x'i bul. Oradan 3 x e eşittir 6 ise x e, 2'dir tabii ki de. Dolayısıyla x'i 2 şurada işaretledim. Y'miz de 6'ymış. Bu sefer dikkat nokta 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 çiziyorum. Çünkü sınır dahil değil. Yani burayı kabul etmiyorsunuz. Ama nereyi kabul ediyorsunuz? Bunun üstü olur. Eyvallah diyorsun. Çiziyorsun. Mevzu Tamamen bundan ibaret. Dolayısıyla ha bu sefer de şurada sağdan bir nokta alalım. Mesela ne olsun? Şuradan 8'e tamam mı? Buradan da 3 alayım. X'i 3, Y'si 8. Yani şu noktanın benim söylememe göre bu eşitsizliği sağlıyor olması lazım. E hadi gel hoca. Hoca bir dene bakalım. Sağlıyor mu sağlamıyor mu göster. Gösterelim. X'e 3 vereceğim. Y'ye de 8. Şimdi şu noktanın sağlıyor olduğunu ispat edeceğiz. E 3 kere 3 ne yaptı burası? 9. E Y'yi de 8 bulmuştum zaten. 9 artı 8 6'dan büyük değil midir? büyüktür. Geçmiş olsun. Doğru yeri taradığımı bu şekilde ispat ettim. Bizde ispatsız iş olmaz. Matematik kanalındasın. Akıllı ol derler ya. <laughs> Peki bu dersin sonuna geldik sevgili dokun sınıflar. Ee, bundan sonra devam ediyoruz. İkinci iki bilinmeyenli denklemleri de çözdük. Artık yardırıp gideceğiz. İlk dönemin üstü, üstü denklemler, köklü denklemler var. İlk dönemin hemen hemen sonlarına geliyoruz zaten. Artık Sizler nelerdesiniz konularda? Özellikle 9. sınıflara soruyorum. TYT zaten süreli devam edecek. TYT tayfa devam. 9. sınıflar nerelerde? Onlar bir yazsınlar yorumlara bakalım. Tamam Burada mısınız? Öldünüz mü kaldınız mı? Arada bir ses edin. Hocam ben buradayım. Oo filan diye böyle bir <laughs> bağırıp e, yorumlarda kendinizi gösterin. Peki biz sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. パパパパパパパパパパパパパパパパ